Selamünaleyküm arkadaşlar. Ören Ayşe YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok kolay ve çok güzel bir örgü modeli paylaşacağım arkadaşlar. Modelimiz dediğim gibi gerçekten çok kolay. Ben sizlere yelek modeli olarak göstereceğim arkadaşlar. Bu yüzden angora tarzı bir ip kullanacağım. Sizler yapacak olduğunuz örgü modeline göre ipinizi ve tığınızı ayarlarsınız arkadaşlar. Dediğim gibi ben sizlere yelek modeli olarak göstereceğim. Bu yüzden de alt zemin olarak lastik kısmına gittim. Sizler de eğer yelek modeli olarak yapacak iseniz bu şekilde lastik modeli gitmenizi tavsiye ederim. Daha geniş ya da daha dar yapabilirsiniz arkadaşlar. Yapacak olduğunuz bedene göre de ayarlayabilirsiniz. Evet, dilerseniz hemen videomuza geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, 4 tane zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum. Şöyle bakın, buradan giriyorum. Hemen kenar trabzanlarımı yapıyorum. Dördüncü trabzanımda bakın bu ikisinin birleşmiş olduğu noktaya batarak tamamlıyorum. Benim için 4 tanesi ideal. Sizler daha da fazla yapabilirsiniz. 3 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doladım. 1, 2, 3. yuvaya girdim. Ve yan yana 3 tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde. 3 tane zincir tığımın başını doladım. Hemen aynı yere 3 tane daha trabzan yapıyorum. Ara zincirim 3 tane. Tığımın başını doladım. 1, 2, 3.ye girdim. Üç tane trabzan yaptım. 3 zincir. Aynı yere 3 tane daha trabzan yapıyorum. Şöyle. Bu sıramız bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Bir üstünde değişiklik yapacağız. Üçüncüye bu şekilde giriyorum. Ve bakın. Böyle tamamlıyorum arkadaşlar. Bu sıramı bu şekilde tamamlayalım. Devamında buluşalım. Evet arkadaşlar, bakın bu şekilde tamamladım. Son kısmına da aynı şekilde trabzan yaptım. 4 zincirle geriye dönüyorum. Hemen kenar trabzanlarımın üzerine trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doladım arkadaşlar. Ve hemen buradaki yuvamın içerisine giriyorum. Yan yana 3 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığımın başını doluyorum. Buradaki görmüş olduğunuz trabzanların tepesine trabzan yapıyorum. Modelimiz o kadar basit ki arkadaşlar. Basitinde basiti diyebilirim. Gerçekten çok basit bir model. Ayrıyeten çok da güzel bir model. 3 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doladım. Hemen bir sonraki yuvama geçiyorum. Bu şekilde. Çok güzel yelek modeli olabilir. Çok güzel etoş şal modeli olabilir. Haricinde özellikle genç kızlarımıza fular çok güzel olur arkadaşlar. Yani modelimiz dediğim gibi çok basit ve çok kolay bir model. Bakın bu sıramızda bu şekilde ilerliyor. 3 tane yuvanın ortasına, 3 tane trabzan tepesine yaparak devam ediyoruz. Bitirelim ve buluşalım. Evet arkadaşlar, bakın bu sırayı bu şekilde tamamladım. Şimdi bir üstünü göstereceğim. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doladım. Yine yuvamın içerisine giriş yapıyorum. 1, 2 ve 3 tane trabzan yaptım. 3 zincir. Tığımın başını doladım. Yine buradaki trabzan tepelerine batıyorum. Aynı şekilde. Üç
3 zincir tamın başını doladım. Hemen yuvamın içerisine giriyorum. Hiçbir değişiklik işlem yapmıyorum arkadaşlar. Yani zaten anlamışsınızdır. Dediğim gibi basitinde basiti bir model. Özellikle ebrolu iplerle yaparsanız arkadaşlar, patik iplerle çok güzel fularlar olabilir. Yelek modelleri de çok güzel olur. Bebek örgülerini de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çok da basit gördüğünüz gibi. Bu şekilde ilerliyor. Değişik hiçbir işlem yapmıyoruz. Şöyle göstereyim. Ben şimdi sizler için modelimi birazcık büyüteceğim. Yani her sıramızda önce yuvanın içerisine, daha sonra trabzan tepelerine batıyoruz. Değişik işlemimiz yok arkadaşlar. Modelimi büyütüp geliyorum. Evet arkadaşlar, bakın gördüğünüz gibi ben sizler için birkaç sıra daha yaptım. Oldukça basit ve gösterişli bir model. Dediğim gibi bu modelden çok güzel yelek modelleri, şal modelleri olabilir, fular modelleri olabilir arkadaşlar. Çok güzel, çok hoş duruyor gerçekten. Basitinde basiti bir yelek modeli arkadaşlar. Evet, bugünlük benden bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.